Gel. Gel kardeşim. Ben de ziyafet çekiyordum. Bir tek kuş sütümüz eksik. Ne oldu Mehmet? Senin halin hal değil. Fahriye. Bugün ellerimle saraya teslim ettim. Nasıl yani Mehmet? Gözlerinin içine baktım. Ona son bir fırsat verdim Şahin. Aşkın kırıntısına dahi razıydım. Lakin bitmiş. Gözlerinde nefretten başka bir şey görmedim. Niye seni kullanmalarına izin verdin? Neyle tehdit ettiler seni? Kırım tahtının kalgayı olarak sadakatimin ispatını istediler. Malum bu ara sarayla iyi geçinmek zorundayım. Osmanoğlu böyledir işte. Kardeşi bile kardeşe düşürürler. Ama biz o kardeşlerden hiç olmadık değil mi Mehmet? Aramızı bozabilmek için neler denediler. Yine de beceremediler. Öyle. Bana bak. Fahriye Sultan için de üzülmek yok artık. Tamam. Bak. Sultanahmet yufka yürek bir padişah. Gider, gözyaşı döker, af diler. Sultanahmet de onu affeder. Sultanımız da Derviş Paşa ile mutlu mesut bir hayat sürdürür sarayda. Hiç darılmaca gücenmece yok. İlk başta söyledim sana Fahriye Sultan'dan yar olmayacağını. Bak ne belalar açtı başına. Gel. Paşa Hazretleri, Fahriye Sultanım sizi dairesinde bekliyorlar. Gel derviş. Fahriye. Son hadiselerden mütevellit. Beni düşman belli değilini sanıyordum.
validen gibi. Bırakalım da mazi mazi de kalsın. Ben bugün doğmuş sayıyorum kendimi. Yarın sabah yeni bir güne uyanmak istiyorum. Şükür kazasız belasız gittik geldik sultanım. Başka arzunuz var mı? Keşke kızımızın sarayına gitseydik Bülbül. Geceyi onunla geçirir, hasret giderirdik. Gitseydik dikkat çekerdik. Malum sultanımızı kaçıracağız. Hata mı ediyoruz Bülbül? Belki hünkârımız affedecek Fahriye'yi. Sultanım, dilerseniz Nasuh Paşa'ya hemen haber yollar, vazgeçtiğinizi söylerim. Hayır. Diğer ihtimali göze alamayız. Biz evvela kaçıralım. Sonra bir hal çaresine bakarız. Elbette sultanım. Zaten Şehzade Mustafa Hazretleri tahta çıkınca inşallah rahat bir nefes alacağız. İnşallah Bülbül. İnşallah. Hünkârımızın üzerinde tesirim büyük. Ne yap et. Bir yolunu bul. Affettir beni. Biz de bugünü milat sayalım. Ne miladı? Saadetin. Bir vakitler belki teselliyi birbirimizde buluruz demiştin. Hatırlıyor musun? Belki o gün bugündür. Kalbim başkasına ait demiştin. Ah!
oluyor bana? Ne oluyor bana? Bırak! 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 Ne bekliyordun Fahriye? Hünkârım seni bağışlayacak ve benimle saadet dolu bir ömür mü bahşedecekti? Can! Sevdi beni! Hanedanlığını yok etmek istemiş. Kendi ailesine ihanet etmiş bir hainsin. Olsun Halime. Münasip bir vakit Şehzademiz Mustafa'yı da getir. Hasret kaldık. İnşallah. Valide Sultanımız izin verirse. Dilruba. Validem. Fahriye Sultanımız. Thank you.
Sultanım. Sultan. Sultanım. Hadi. Hadi. Sultanım ne olur. Sonsuz olan ruh, ey fani olan ten, bu halin nasıl olduğunu anlamak istersen, her gece kendine bak. Uykuya dalınca tenin ölmüş gibidir. Ruhunsa cennet bahçelerinde kanat çırpmaktadır. Hiç gelmeyeceksin sandım. Geldim işte Şahin, hadi. Mehmet, beni nereye kaçırıyorsun hiç söylemedin. Batumi Limanı'na gideceksin Şahin. Orada seni Gürcü dostlarımız karşılayacak. Reyhan ağa, o niye benimle gelmiyor? Can yoldaşı olurdu. Ona burada ihtiyacım var kardeşim. Sultanahmet beni şaşırttı doğrusu. Fahriye Sultan'ı bağışlayacağını düşünüyordum ama... Başımız sağ olsun. Amin. Mehmet. Bak. Acı mı çekiyorsun? Pişmanlık mı duyuyorsun bilmiyorum ama... Sen değilsin sanki. İçinden ruhun çekilmiş gibi. Kardeşimle değil de bir başkasıyla konuşuyor gibiyim. Hayallerimle meşgulüm sadece Şahin. Neymiş senin hayalin? Kırım Ağanı olmak. Ve bir gün eğer başarabilirsem... Kırım'ı Osmanlı'nın tabiatından çıkartıp... müstakil bir devlet yapayım. İşte... benim kardeşim bu. Ne zaman ihtiyacın olursa yanındayım biliyorsun değil mi?
Biliyorum tabii ki Şahin. İşte bu yüzden teslim ediyorum seni. Ölme ve beni bekle diye. Beni Osmanlı'ya mı sattın Mehmet? Yemin ediyorum sana Şahin. Bir gün gelip seni kurtaracağım ve gidip Kırım'ı birlikte yöneteceğiz. Sadece o zamana kadar ölmeni istemiyorum. Hepsi bu. Anladın mı beni? Şahin. Anla. Şahin. Sultan Ahmet Han'ın adaletinden kaçacağını mı sandın? Gafil. Alın şunu. Mehmet. Sen kendi soyunu Osmanlı'ya satmış bir hainsin Mehmet. Yürü. Hainsin! İşittim. En makulü buydu. Kardeşim Fahriye Sultan. İkisi de cezayı hak ediyordu. Peki ya sen derviş? Sen günahlarının bedelini ne vakit ödeyeceksin? Hayatında yeni bir sayfa açmak istediğini sanıyordum. Açtım zaten derviş. Eğer hünkârımız münasip görürse bir gün Kırım Hanı olacağım. Peki sen? Olup olacağın bu. Neden? Çünkü sen devşirmişsin. Kapı kulusun derviş. Bense Ali Cengiz'den, asil kandan geliyorum. Hanzadem, hünkârımız sizi kabul edecekler. Gel. Hünkârım. Kardeşin olmasına rağmen hanedanıma ihanet etmiş bir haini teslim etmen takdire şayan. Mehmet Giray. Yüce gönlünüzle canını bağışladınız hünkârım. Bunu sadakatimin nişanı olarak kabul ederseniz beni ihya edersiniz. Hala. Şahin'in canını bağışladım. Lakin bu sözlerini unutursan ilk onun canını alırım bilesin.